Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Ev İşlerim YouTube kanalıma. Evet, sizlere bugün çok güzel bir Meki boyası motifi hazırladım. Onun yapımını göstereceğim. Bu şekilde bir boyamız arkadaşlar. Bu boyamızın yapımını size anlatacağım bugün en ince detayıyla birlikte. Evet, hemen yapımına başlıyorum. Videolarımı beğenide bulunup paylaşımda yaparsanız sevinirim. Hala abone olmayan arkadaşlarımız varsa da yeni izleyen takipçilerim de abone olaraktan benim videolarım onlara anında ulaşacaktır. Evet, burada hemen yapımına başlıyorum. 3 tane farklı mekik lazım bu modelimiz için. Daha sonra da alt ipi lazım. Düğümümü yaptım ben. Beyaz ipimle önce başlayacağım. Hemen elime yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi burada tuttum hemen. İlk ilmeğimi geçiriyorum buraya. Bir tane ilmek geçirdim. Bir tane daha geçirdim. İki ilmeğimi geçirdim. Daha sonra burayı uzatıp alttan bir tane daha yanına getiriyorum. Bu modelimiz bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Buraya da iki tane ilmek attım ve parmağımı içine alıyorum hemen. Bu şekilde dolduruyorum. Bu şekilde ilmek atışım. Bir parmağımla üstten alt mekiğimde bu şekilde yapıyorum. Ayrıyetten bunların videoları var. Oralardan da takip edebilirsiniz. Ben buraya 40-41 tane ilmek atıp döneceğim. Evet, buraya 42 tane ilmeğimi attım. Hemen alt ipimi asılarak onu halka haline getiriyorum. Alt ipimi hemen hiç çıkarmadan elime işleme pozisyonuna alıyorum arkadaşlar. Bu alt ipimin bir tarafı uzuyor, bir taraf hiç uzamıyor, kıpırdamıyor. Ben o tarafta parmağımı alıyorum. O tarafta çalışıyorum hep. Onu karıştırmayın. Karıştırırsanız boyanız bozulabilir. Boyanız olmaz. Onu sürekli küçük parmağınızla kontrol edin. O karışmasın. Buradan da asılalım biraz. Evet. Burada iki tane ilmek atıp tekrar aynısını yapacağım. Evet, buraya da 41, 42 bu kadar ilmek atıp döneceğim. Evet. Buraya da tekrar alt ipimi asılarak bu şekilde yuvarlaklarım oluşuyor. Burada bu çalıştığım ipin altında olmasına dikkat ediyorum. Alttan verdim onu. İki tane ilmek atıyorum. Sağlam bağlama açısından. Sonra elimi, parmağımı ipimin arasına aldım ve buraya da 42 tane ilmek yapacağım. Evet, burada
Buraya da son 5. kulağımı da yaptım. Hemen alt ipimi çekiyorum. Kameranın önünde olsun diye. Evet arkadaşlar. Daha sonra da buraya yerleştirdikten sonra masurdaki ipimi asılıyorum tamamen. Dolaşmasınlar, birbirine dikkatli olmak lazım. Düğüm olursa açması zor oluyor. Evet. Evet, bu şekilde. Çiçeğimizin ortasını yapmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi çiçeğimizin ortasını yaptık. Ben buna pembe ipimden ip dolayacağım önce. Evet. Bu şekilde hemen başlıyorum dolamaya bir kenarından. Birinin üstünden, diğerinin altından geçiyorum. Daha sonra diğerinin üstüne, diğerinin altına derken karşılıklı geçmiş oluyoruz. İlk geçmede biraz sıkıntı olabiliyor ama sonunda iyi oluyor. Evet, bu şekilde. Evet. Evet, bu şekilde dolamaya devam ediyorum ben. 8-10 tane filan dolamamız yeterli oluyor bu modelimiz için. Evet. 10-12 tane filan doladım ben. Arkasını çeviriyorum. Buradaki iplerimi alıyorum. Pembe ipimi de aldım. Bunları yakarak burada yapıştırmak istiyorum. Diğerlerini de yaktım. Yapıştırdım arkadaşlar. Çiçeğimi bu şekilde yaptım. Şimdi bunun etrafına çiçek yapmak için ipimi hemen eklemek istiyorum. Evet, ipimi bağladım. Ucunu düğümleyip yaktım. Hemen burada bu çiçeğimin arasından geçiriyorum. Buraya ilk önce sabitlememiz lazım. Evet, bu şekilde sabitledim. Daha sonra yeşil ipimi, mekiğimi, parmağımı bu şekilde pozisyon verdim ve buraya ilmek atmaya başlıyorum arkadaşlar. Buraya 4 tane ilmeğimi attım. Şimdi kirpik yapıyorum.
Evet, 4 tane de 8 tane kirpik yaptım. 4 tane de boşa yaptım. Boyama sıktım. Ve buraya bağlamak istiyorum. Pembe ipimi içinden geçireceğim. Evet, bu şekilde geçirdim. Buraya 4 tane hemen ilmeğimi atıyorum. Ve kirpik yapmaya başlıyorum. Evet. Son bu çiçeğimin son yaprağını da yaptım. Bunda diğerleri gibi buraya girip birleştiriyorum. Evet. Daha sonra arkadan sağlamladım. Evet. Bu aşamada pembe ipimi alta verip yeşil ipimi üste alıyorum ve burada yeşil ipime devam etmek istiyorum. Şu kısmı yapacağım arkadaşlar. Yeşil kısmını yapacağım. Ona geçiyorum. Evet, 4 tane falan oraya ilmek attıktan sonra kirpik yapımına hemen başlamak istiyorum. Bu şekilde. Evet, burada 3, 6, 9, 13 tane kirpik yapmışım. Ben daha garantisi ölçerek ayarladım. Ve buradaki kirpiklerimden diğerinden de geçiriyorum bu şekilde. İkisinden de geçirdim. Daha sonra da mekiğimi onun içinden geçiriyorum. Yakınlaştırdım ve bu şekilde buraya sabitledim. Bu güzel çiçeğimizi. 2 tane ip attım ve tekrar kirpik yapımına devam edeceğim bu aşamada. Evet arkadaşlar, burada da 13 tane kirpiğimi yaptım. Hemen buradaki 2 tane bir üsttekinden bir de alttakine aynı anda geçiriyorum. Daha sonra da mekiğimi içinden geçirdim ve burada birleştiriyorum bu şekilde. Evet, muntazam bir şekilde birleşti. Harika çiçeğimiz, çok sağlam arkadaşlar. Buraya 3-4 tane mekik ilmeği attım. Daha sonra kesip ve yakacağım. Evet. Gördüğünüz gibi ütülenmeden bile çok güzel görünüyor. Bunu arkadaşlar ütülemesinde tersini koyun bu şekilde. Yaptığınız motiflerin tümünü de koyabilirsiniz.
Boyaya dönüştürdüğünüzde, birleştirdiğinizde de ütüleyebilirsiniz arkadaşlar. Tersini koyun. Tülbent serin üstüne ve normal ütüde ütüleyin. Kalıp gibi kalacaktır. Evet arkadaşlar, bu harika çiçeklerimin yapımını sizlerle yaptık. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Bu modelimiz havlu oyalarında da kullanabiliriz. Namaz örtülerinde de güzel olur. İstediğiniz her bir yer için ideal bir model arkadaşlar. Sağ olun, sağlıklı kalın. Yepyeni videolarda buluşma dileğiyle. Allah'a emanet olun.